Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki şu anda tutuklanan arkadaşlarımıza adli yardım için içeride olan avukatları var. Mutlaka çıkışta onların da değerlendirmeleri olacak. Bizim dışımızda çok sayıda muhalefet partisinin ve çok sayıda sivil toplum örgütünün temsilcileri var. Her birinin ayrı ayrı açıklamaları olacaktır. Bizim açıklamamızdan sonra onları da takip etmenizi, özellikle davanın avukatlarının da yapacağı açıklamayı takip etmenizi bekliyoruz. Değerli arkadaşlar, burada bugün sonlanan davada hukukun ve adaletin gereği yapılmadı. Sadece ülkeyi yöneten bir tek adamın gönlü yapıldı. Sayın Kavala'nın deyimiyle Türk hukuk sisteminde olmayan bir halk jürisinin başkanı olarak kendi kendini atamış birisi mahkemelerin verdiği beraat kararlarını tanımıyor. Salıverme kararlarını tanımıyor. Ve diyor ki tanımıyorum ve saygı duymuyorum diyor. O mahkemeler ki yetkilerini, güçlerini önce kanunlardan ama en üstte anayasadan alırlar. Hakim teminatını hiçe sayan, mahkeme bağımsızlığını yok eden, kuvvetler ayrılığını ayakları altında ezen birisi anayasal bu yetkileri tanımadığı için aslında kendini tanımıyor, kendinin meşruiyetini ortadan kaldırıyor. Bugün burada verilen karar sadece ve sadece paranoyak bir yönetim anlayışının her yaşanan toplumsal olaydan kendine bir mağduriyet, bir darbe çıkarma çabasının son dönemlerde düştüğü derin çaresizlikten ötürü geçmişteki son derece barışçıl, çevre duyarlılığıyla harekete geçmiş kişilerin yaşam şekillerine, yaşam tarzlarına, müdahaleye itiraz etmiş barışçıl insanların yaptığı ve sonuç vermiş bir protestoyu, bir parkı kurtarmış bir protestoyu, ağaçları kurtarmış bir protestoyu şeytanlaştırarak kendisine mahkumiyet, karşısına da şeytan olarak göstereceği masum insanları şeytanlaştırma, ötekileştirme ve hedef göstermenin son noktasıdır. O kan emerek yaşayan bir vampir gibi bugün bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti'ndeki hepimizin, herkesin adalet talebinin, bu ülkedeki güzel insanların kanını emerek biraz daha yaşamaya çalışmaktadır. Adaletin kanını emen bu vampire bizim hiçbirimizin, hiçbir yapının tek başına gücü yetmez. Ama hepimizin gücü yeter. Mücella yapıcıyı 72 yaşında Bakırköy cezaevine koyacak kadar küçülmüş, alçalmış ve buna tenezzül eden birisinin bizim karşımızda dizleri titremektedir. Herkes bunu bilsin. Biz birlikte oldukça, biz karşımızdakilerin ne yapmaya çalıştığını bildikçe biz korkmayacağız. Bugün içeriye aldıkları aydınlar korkmayacak. Onların yakınları korkmayacak. Bu saray rejiminin korkak efendileri tir tir titreyecek. Buradan söz veriyoruz. Bütün Türkiye'ye söz veriyoruz. Andolsun ki bu kumpası kuranlardan, beraat etmiş geziyi yeniden yargılama talimatı verenlerden, serbest bırakılmış Osman Kavala'yı cezaevi kapısında bir daha yakalayıp onu casusluk ithamıyla tutuklayıp bugün casusluk yokmuş. Pardon, öyle bir suç yok. 2 yıldır boşuna tutuyormuşuz ama eskiden beraat aldığı bir davadan hüküm veriyoruz diyenlerden hesap soracağız. Andolsun ki Soma'nın da Gezi'nin de AK Parti'nin zulüm ettiği herkesin de hesabını teker teker soracağız. E diyor ya, birileri gezicileri Kavala'yı beraat ettirmeye çalıştı. Bugün biz diyoruz ki birisi masum insanları, çevreci insanları, aydın insanları mahkum etmeye çalıştı. Onların üzerine kapanan mahkeme kapıları,
onların üzerine kapanan cezaevi kapıları, parmaklıkları onları mahkum edemez. Gezi özgürdür. Kavala özgürdür. Bugün tutukladığı bütün arkadaşlarımız özgürdür. Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan mahkum olacaktır. Hesap verecektir. And olsun, and olsun, and olsun. Her yer kasi, her yer direniş. 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 Arkadaşlar, bir şey söyleyeyim. Sezgin Bey'den sonra zaten dedik bütün partiler yapana kadar dağılmayın diye çağrıda bulunduk. Endişeniz olmasın. Değerli arkadaşlar, 2013'ten beri buradayız, aralardayız, yargılamalardayız. Osman Kavala'nın gözaltına alındığı 18 Ekim'den beri Çağlayan Adresi'ndeyiz. Bugün nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti Başsavcısının istediği bir karar verildi. Erdoğan'ın anayasada yazılı sıfatları var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanıdır. Ordunun başkomutanıdır. Bir de Türkiye'nin başsavcısıdır, başhakimidir. Onun idareme yazdığı, hüküm verdiği insanların, yurttaşların tahliye olması, beraat olması mümkün değildir. Bu davanın iddianamesi de sarayda yazıldı. Hükmü de sarayda verildi. Bugün sadece burada açıklandı. Arkadaşlarımız başıdik, cesurca cezaevine girecekler. Ama burada söylüyoruz, çok yakın zamanda onları daha zorlarla, milyonlarla karşılayacağız ve özgürleştireceğiz. Türkiye'de adalet sağlayacağız, demokrasiyle inşa edeceğiz. Bunların hepsinden, teker teker bu hakimlerin, bu savcıların hepsinden adil bir içinde de hesap soracağız. Buyurun Filiz abi. Böyle ortaya gelsin. Buraya gel Filiz abi, siz buraya gelin. Tam buraya ayarlı şey yap. Çok öfkeliyiz. Yani gerçekten çok öfkeliyiz. Ama ben Erdoğan'a falan değil, Türkiye halklarına seslenmek istiyorum. Bugün biz Gezi Parkı'nı kazandık. Eğer bu arkadaşlarımız mücadele etmeseydi, hafızamızı kaybetmeyelim, hep birlikte mücadele etmeseydik, Taksim'in ortasında yine o inşaatlarından olacaktı. Biz kazandık, hazmedemediler. Ne zaman kazansak hazmedemeyecekler. Biz bir yol ayrımındayız sevgili halklarımız. Artık bu tercihi yapma zamanındayız. Bizi kriminalize etmeye çalıştılar. Yıllarca bunu yaptılar. Ve şimdi bütün muhalefeti aynı şekilde terörle ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Bu yol ayrımında karar verme zamanıdır. Bu yol ayrımında biz demokratik, özgür bir Türkiye'yi mi istiyoruz? Yoksa biat eden yargısıyla başını kaldıramayan, göz temasını da mahkemede kuramayan yargıçlarıyla yargılanmaya devam etmeyi mi istiyoruz? Biz bunu istemiyoruz. Bunu hak etmiyoruz. Türkiye bunu hak eden bir ülke değil. Türkiye halkları bunu hak etmiyorlar. Her alanda, her cemaatte siyasi tutsaklara özgürlüğü sağlayacağız. O arkadaşlarımız, bugün alınan arkadaşlarımız bizim canlarımızdır. Hiçbir suçla ilişkileri yoktur. Suçları Gezi Parkı'nın Gezi Parkı olarak kalmasıdır. Şehir plancılarıdır, mimarlardır, avukatlardır. Yaptıkları sadece bu ve hepimiz oradaydık. Yargılayacaklarsa hepimizi yargılasınlar. Hiçbirimiz korkmuyoruz, yürüyeceğiz. Bu sözünü veriyoruz. Çok öfkeliyim. Sözlerimi nasıl tartacağımı gerçekten bilmiyorum. Ama kime öfkeli olduğumuzu gayet iyi biliyoruz. Ben iktidara öfkeli değilim. Ya da siyasal parti kılığına girmiş bir mafyanın tetikçiliğini üstlenen, üzerindeki cübbeyle hakim savcı kılığına girmişlere de öfkelenmiyorum. Onlar zaten rasyonel bir şey yapıyor ya. Suç örgütü diyoruz. 14 yaşında gençler iktidarı mafya diye tanımlar iken tabii ki farklı bir davranışta bulunmayacaklardı. Bugün buradan beraat kararı çıksa da bu hukuki olmayacaktı. Ama bu suç örgütü iktidarda kalmaya devam edebiliyor ise bu tetikçiler bu aymazlıkla, bu utanmazlıkla bu kararların altına imza atabiliyorlarsa
bunun sorumlusu kendine muhalif olduğunu söyleyenlerdir. Bugün burayı, bu meydanı doldurabilseydiniz, burada bulunanlar istemiyorum, bunu izleyeceklere söylüyorum. Bu meydanı doldursaydınız, o rahat o karar veremeyeceklerdi. Bugün bu meydanı dolduracaksınız, yarın başka bir meydanı. Kaybedecek konforunuzdan başka hiçbir şey yok şu anda. Ama ondan vazgeçmezseniz her şeyi, ama her şeyi kaybedeceksiniz. Bakın, Özgür söyledi, Filiz abla söyledi. Evet, hepimizin bir yemin etmesi gerekiyor. O yemin çocuklarımıza, çocuklarımızın geleceğine, bu ülkenin var olup olmayacağına dair bir yemin, bir söz. Eğer bugün karşı çıkmazsanız, haysiyetinizden vazgeçmiş olacaksınız. İktidar zaten haysiyetsiz. Bunlar çete diyoruz ya. Çete, mafya diyoruz. Buradakilere hakim savcı muamelesi mi yapacağız? Bu yargılamadan ne bekliyordunuz? Burada umutla beklediniz mi? Biliyorduk bu kararı. Ama itiraz etmeyen herkes, ama herkes bu kararın sorumlusudur. Bundan sonra yaşanacak her ihlalin sorumlusu da hiçbir şeye sesini çıkaramayan, bu sessizlik sarmalına teslim olmuş, kendine muhalif diyenlerdir. Geçen de mecliste iktidar vekillerine dedim ki, aynaya bakın ve kendinize şu soruyu sorun. Biz nasıl insanlarız diye, acaba ne yanıt vereceksiniz dedim. Şimdi iktidar yanlısı olmayanlar da aynaya baksın ve biz nasıl insanlarız, nasıl muhtaçlarız ki bu arkadaşlarımızı bu mesele teslim ettik diye kendine bir soru sorsun. Artık yeter diyemiyorsanız buradaki bütün sorunlar, bu ülkenin bütün sorunları bir avuç insanın sırtına yükleyebileceğiniz kadar hafif değil. Herkes elini taşını etmeye sokacak. Ve lütfen sorun kendinize, nasıl insanlarsınız? Az önce adına hüküm dedikleri bir metin dinledik. Bunu bir yargılamanın sonunda elde ettikleri kanaatin sonucu olarak açıkladılar. Böyle olduğunu söylediler. Dediler ki Gezi'nin kökü dışarıdadır. Dediler ki Gezi'ye giden herkes vatan hainidir, darbecidir, başka yerden fonlanmıştır, kursağındaki ekmek başkasından gelmektedir. Söyledikleri budur. Can Atalay, Mücella Yapıcı, Kalkın Kahraman bunların finansörü olmuş. 70 yaşında hala bu ülkenin en önemli mimarlarından biridir Mücella Yapıcı. Hala kirada oturan Mücella Yapıcı finanse etmiş Gezi'ye giden 10 milyon insanı. Her birimiz için, oraya itirazını götüren herkes için söylendi bu. Her birimize söylediler bunu. Oraya giden herkese dediler ki kökünüz dışarıdadır. Başkasının fonuyla solculuk yapıyorsunuz. Başkasının fonuyla çevrecilik yapıyorsunuz dediler. Söylenen budur. Hükmün anlamı budur. En başından beri reddettik. Bu memleketin öz evladı biziz dedik. Bu memleketin suyu için, ağacı için, parkı için, kamusal alanı için, özgürlükleri için biz mücadele ediyoruz. Siz değil dedik. 2013'ten beri kaybettiğimiz canların davalarında bir tek kişiye bir gün yatırmayanlar bugün arkadaşlarımızın Taksim danışmasının Gezi'nin kökü dışarıda bir komplo olduğu gerekçesiyle ve üstelik de utanmadan 5 yıldır yargılandıkları, anlaştırılmış müebbetle yargılandıkları dosyada ayaklarını dışarı çıkarmamış bir insanlara utanmadan kaçma şüphesi dediler. Bir önceki duruşma Can Atalay söyledi. Kaçmayacağız dedi. İstediğiniz kadar yatırın, kaçmayacağız dedi. Bu memleketin öz evladı biziz. Hükmünüzü de tanımıyoruz. Yatarsak da yatarız dedi. Şimdi bunun istinafı Yargıtay'ı. Sanki onlar başka bir mahkemeymiş gibi. Buradakinin adı mahkemeymiş gibi. Onların süreçlerini de bekleyeceğiz elbet. Ama sözüm şudur. Sözümüz şudur. Her yer Taksim, her yer direniş dedik. İçeride de hükümden sonra da aynı slogan atmaya devam ettik. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam dedik. Bunu söylemeye devam edeceğiz. Bu mücadeleyi yürütmeye devam edeceğiz. Arkadaşlarımız birazdan cezaevlerine gidecekler.
Orada görüşe gideceğiz, orada söyleyeceğiz. Duruşmaları, yargılamaları devam edecek. Başka arkadaşlarımız yargılanmaya devam edecek. Orada söylemeye devam edeceğiz. Ama Gezi'ye gelen herkes defterini açıp önüne koysun. Bu hüküm yalnızca buradakileri yatırıyor olsa da esas olarak hepsi için geçerlidir. Hainlerine konulan, başkasının maşası, dış lobilerin maşası, çünkü dışarıda denilen Gezi'ye giden herkestir. Ve Gezi'ye giden herkesin, bu arkadaşların üzerinde sorumluluğu vardır. Bu sorumluluğun farkında olarak hareket edilmelidir. Gezi umurumuzdur. Her yer Taksim, her yer direniş hala geçerlidir. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam sloganı hala bizim sloganımızdır. Teşekkür ederim. Arkadaşlar. Akçay Taşçı. Taşçı. Taksim, her yer direniş. Taksim, her yer direniş. Arkadaşlar, Taksim Dayanışması'nın sekreteri Sınar Şehir Planı'nın arkadaşımız Akif Burak Atmar karşılamaktadır. Değerli arkadaşlar, adalet adına, hukuk adına, demokrasi adına, memleket tarihine kapkara bir leke olarak geçecek bir gündeyiz. Ortada hiçbir delil olmamasına rağmen, ortada hiçbir suç, suçun unsurlarına dair herhangi bir kanıt, bir iz, bir emare bulunmamasına rağmen bugün arkadaşlarımız tutuklandı. Bizler adalete inanan, demokrasiye inanan, hukukun üstünlüğüne inanan bu memleketin kurumları olarak, bu memleketin demokrasi güçleri olarak bu kararı reddediyoruz. Bu hukuki değil, siyasi bir karardır. Kimse bizim bu zulmü kabul edeceğimizi düşünmesin. Ama bilin ki bu geçici. Bugünler gelip geçecek. Sonunda biz kazanacağız. Savunduğumuz ortak değerler adına geleceğe sözümüz var. Biz kazanacağız. Gezi kazanacak. Gezi'nin ortak değerleri kazanacak. Ortak geleceğimiz için mücadeleyi sürdüreceğimizi son derece açık bir şekilde kamuoyuna beyan ediyoruz. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam, ilk gün söylediğimiz, söylemeye devam ettiğimiz ve hep beraber söylemeye devam edeceğimiz sloganımızdır. Gezi bu ülkenin eşitlik, özgürlük ve adalet umududur. Hepimizin ortak geleceği için, çocuklarımızın ortak geleceği için bu ülkenin bir hukuk devleti olduğuna inanıyorsak, bugüne kadar tüm kazanımlarımızı geleceğe büyüterek taşımak için omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz. Her yer Taksim, her yer direniş. Her yer.